Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün aciltaktik.com sitesi üzerinden satışa çıkacak bizim bir İFAK kitimiz var. Bu İFAK kitinin tanıtımı ve içindekileri anlatmak üzere bir araya geldik Tarık'la beraber. Bu Tarık'ın çantası. Bu da bizim İFAK kitimiz arkadaşlar. İFAK kit aynı zamanda bir taktik MOLLE sistemi üzerinden taktik çantalara monte edilebildiği gibi aynı zamanda hızlı söküm içinde kendince bu şekilde cırtlı bir sisteme sahip. Cırtlı sistemle acil bir müdahale durumunda kaldığınızda hızlı söküme yarıyor bu. Ben şu çantayı köşeye alayım ve çantayı ufaktan tanıtalım. Çanta siyah, farklı renkleri de mevcut. Üzerinde sizin çeşitli patchler ekleyebileceğiniz, bunun bir ilk yardım kiti olduğunu belirtmesi açısından takabilirsiniz veya kendi ait olduğunuz grup, işte atıyorum airsoftçusun veya atıyorum komandosun misal, bunları buraya koyabilirsin, yapıştırabilirsin. Kan grubu patchleri gibi farklı patchler de internetten bulunabiliyor. Ben çantayı açayım. Çanta benim çok hoşuma gitti. Boyut olarak da videodan önce tabii ki inceledik çantayı. Böyle bir tam kit halinde açalım arkadaşlar. Tam kit halinde açılmasının en büyük kolaylığı, açıp böyle bir müdahalede bulunacağınız zaman birçok şeyi elinizin altında görebiliyorsunuz. Kitin içerisinde bir tane şu şekil acil durum battaniyesi var. Yine seçime bağlı olarak aslında mermi yaralanmalarının, göğüs yaralanmalarının çok olabileceği mesleklerde olan polis, asker veya çatışmalarda bulunan insanlar için tercih edilen Foxseal, ventilli veya ventilsiz göğüs kanama durdurucuları var arkadaşlar. Bunlar tamamen profesyonellerin kullanılabileceği seviyede ürünlerdir. Bilginiz olsun. Bunların açığı olmadığı için bu şekilde göstereceğim. Yine setin... Foxseal'in açığı var, birazdan onu gösterebiliriz. Tamam, bir tanesinin varmış. Okey, onu gösteririz abi. Bir tane zaten olmazsa olmaz bizim... taktik makasımız diyeyim, acil yardım makası. Yani normal bir bıçakla veya makasla bir yaralının üzerindeki kıyafetleri çıkartmak çok zor ve zarar verebiliyorsunuz, kesemiyorsunuz yani. Bir nasıl söyleyeyim, üniformayı veya bir kot pantolonu normal bıçak veya makasla çok zor kesersin. Keseydim, eski kıyafet getirdim. Üzerimizi parçalayalım diye. Olabilir. Bu yine acil taktikte satışta olan kanama durdurucu granüller, 15 gramlık paketi bu şekilde oluyor. Bunun son kullanma tarihini soranlar çok oluyor. Arkadaşlar 2027'ye kadar bu elimdeki dayanıyor. Yani bu da biz 2024'teyiz. Yani sanıyorum 2023 falan üretimi olabilir. 5 yıl falan mı bunların? 3 ila 5 yıl arasında değişiyor. Bunların hepsinin bu arada bilgisini siteye girdim. Tamam. Sitede ne kadar dayanacakları yazıyor. Bu İsrail bandajı, steril bir paketle vakumlu bir şekilde geliyor. Hem kolay saklama açısından hem şey olması için, steril olması için. Bu da 2022'de üretilmiş, 2030'a kadar, yani tam 8 yıl SKT'si var. 2022 üretim, fabrika şeyi, 2030 yılı da son kullanım şeyi. Benim normal kameramda da makro lens olmadığı için o kadar giremiyorum. Yani 40 santim falan girebiliyorsun. Almıyor. Vallahi Tonguc, senin sayende ben kameralara alışmaya başlıyorum. Daha doğrusu daha acemi. Makro olayı biraz riskli bir konudur çekimlerde. Bu Z-Fall termostatik gauze dediğimiz, aslında yaranın üstüne bastırıp sıkıştırıp kanamayı durdurmaya yarayan bir aparat. Yine Celox'un, Celox Rapid diye geçiyor. 2022'de üretilmiş bu da. 2027 son tüketim tarihi. Direkt yaraya uygulanan ürünler olduğu için bunlar vakumlu ve steril paketlerde geliyor arkadaşlar. Ve bir kere açıldığı zaman bir daha kullanmanıza imkan yok. Bu aynı zamanda bir kan verme için, aslında damar bulmaya yarayan bir aparat. Bunun açığı var. Bunun denemesini, uygulamasını yapacağız. Bu steril bir ambalajda geliyor. Son kullanma tarihi yok. Ve 2020'de üretilmiş. Yani bunu 2050 yılında da vakumunu koruduğu takdirde açıp kullanabilirsin. steril bir ürün değil anladığım kadarıyla, değil mi? Yok, steril ürün değil. Bunun dışında yine Türkiye distribütöründen, Med Defense'dan Cat Turnike var. Bu gerçek orijinal turnike. Bunu Cat Combat Aplikatör. Bunu bu sayfaya girdiğinizde orijinal distribütör olarak Med Defense'ı göreceksiniz. Bunu başka yerlerden satın aldığınızda taklit ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu gerçek bir saha, daha doğrusu combat turnikesi. Normal Çin malı ya da normal sıradan bir eczaneden alacağınız turnikeden farklı olarak her türlü kullanım koşulunda, her türlü savaş, çatışma ortamında, terör ortamında kullanılmaya uygun bir ürün arkadaşlar. Geldik yine çok kritik ürünlerden birine. Bu da yine aslında amatörler için kullanılabilecek bir ürün değil. Sağlık profesyonelleri için hedeflenmiş bir ürün. Bu göğüsten neydi bu? Hava boşaltması yapıyor. Daki oluşan havayı basınca dışarı atmak. Ciğer sönmesin diyeydi. Evet. Tabii, süper. Ya zaten bu set yanınızda taşıdığınızda aslında sizin kullanabileceğiniz değil, sizin birine uygulayabileceğiniz veya bir profesyonel varsa ekibinizde veya yanınıza gelen bir profesyonel ekibin size müdahale için kullanabileceği ekipmanları da alırsanız, hani ileri seviyelik yardım eğitimini alırsa tabii ki de gönül rahatlığıyla kullanabilir. Geldik aslında bu kitin benim en ilgi çeken, yani benim nezdimde ürünlerinden birine. Bu da aplikatör, Celox'un aplikatörü. Bunun da açığı var arkadaşlar. Demin çok güzel açıklamıştın sen. Herhangi bir mermi yaralanması, bir delinme, bıçak veya atıyorum bir şarapnel girmesi vücuda veya demir çubuk gibi yaralanmalarda bunları çıkartmayı önermiyoruz demiştin. Veya bir bıçak girdi, bir cam parçası girdi vücuda. Ola ki çıkardın. Ve oradaki kanama çok fazla devam ediyor. Tamponlanamadı maalesef, öyle durumlarda. Bunun uygulama videosu da vardı değil mi abi? Evet, uygulama videosu da var. Sen Türkçe'ye çevirmiştin galiba. Çok tatlı bir anlatım var ve sahada kullanımıyla alakalı. Yani beni en çok etkileyen bu olmuştu, biliyor musun? Bu yarın içine sokulması falan. Yani çok cesaret isteyen bir ürün kullanmak için. Aslında Tonguç, onu bir ara bir video daha yapabilirsin sen bence. Bunları beni mi vuracaksın? Hayat kurtarmaları başarıları üzerine. Olabilir. Dediğin gibi çok efektif bir ürün. Ve çok steril bir ürün. Bu da 2027 kullanımında. Ben bunu araştırırken şeyi fark ettim abi. Bir mermi yaralanmasında biz zannediyoruz. Mermi vücuda giriyor, böyle dümdüz arkadan çıkıyor falan. Ama bu ürünü öğrendikten sonra anladım ki mermi vücuda girdiğinde içeride çok büyük bir basınç patlaması yaratıyor. Ve mermi çıkıyor veya kalsa dahi o organlar bildiğin yerinden oynayıp birbirine çarpıp muazzam bir travma yaratıyormuş. Ve bir boşluk oluşuyor mermi yarasının olduğu yerde. O boşluğu dolduruyor ve işin enteresan diğer bir tarafı da şu. Olayda kılcal kanamalar da oluşuyor. Hani sadece o değil, o boşluğa bir sürü kan akışı var aslında. Tabii. O organların birbirine çarpması, onların belki patladılar, o içerideki kestiği geçtiği savaş yerler. Savaş sahnelerinde falan izlediysen böyle hani acil müdahale, tahliye istiyoruz gibi böyle biraz da efektif verirler. Aslında işin doğrusu hemen morfin basıyorlar bacağa. İşin doğru kısmı da orasıdır. Yani İFAK kiti bu. Ekleme çıkartmalar bazı ürünlerde yapabilecekler anladığım kadarıyla. Çanta dahil. Tabii ki de sonuç olarak bu İFAK kiti individual parcel olduğu için kişisel bir kittir aslında. Ve burada eksikler var. Tabii ki de biz onları mesela şu anda vermiyoruz. Mesela içerisinde 2 tane eldiven olması, yara bakım solüsyonlarının olması gerekir. Üçgen sargı bezi. Bunlarla da ihtiyaçlarına göre veya kullandığı ilaçlar varsa bunları da ekleyerek kendi bireysel ihtiyaçlarını oluşturur. Şeyleri pek eklemedik sanki. Atıyorum normalde eczaneden edilebilir ürünler gibi. Evet, onları eklemedik. Onu herkes istediği yerden kendince temin edebilir diye. Bunu buraya koymuştun. Bu buradaydı abi. Ben senin için de topluyorum. Sonra bu şeylerin açıklarıyla birer de deneme yaparız. Çanta çok hoşuma gitti. Yani kendime ben bundan şunlar hariç almak istiyorum. Ya zaten büyük olasılıkla göğüsten vurulmak istemem. Sen falan da gidiyorsun. Atış eğitimleri falan da var, böyle çıkıyorsun. Evet. Bence sen Foxseal'i yanında taşıman gerekiyor. Ola ki vurulursun. Vurulursun kuzum, düşersin, üzerler seni. Şu şekilde de toplandı. Nerede neyin başına geleceği belli olmaz. Umuyorum vurulmam abi. Öyle hobim yok yani vurulmak gibi. O zamanlarda ne yapıyorsun? Vuruluyorum. Kuzum vurulursun. Düşersin. Vallahi böyle güzel bir şey. Yani en azından hafif bir ilk yardım eğitimi almış dahi olsa birini yanımdaysa bu setle bana müdahale etmesini isterdim abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunu hazırladığın için teşekkür ediyorum. Güzel bir kit olmuş. Kendime de bundan bir tane edineceğim. Half-Life oynarken güç almak için. Bu arada bireysel bu yanıklar için olanı veya işte doğa sporları için olanlarda hani kırık ateli vesairesi ekleyerek de diğer kitleri de oluşturacağız. Bu ağırlıkla kanama kontrol amaçlı. Aynen. Bu çatışmalar evet, için. Bir kit polisler, askerler, diğer hobi tutkunları için özellikle, yani kanama kontrolünün olabileceği yerler için. Kanama kontrolü olan. Kit. Ama bunun için işte ben doğaya gidiyorum. Ya düşebilirim. Evet. İşte ben mutfakta çalışıyorum. Hı-hı. Her gün üzerime bir şeyler dökülüp yanabilirim gibi. Onların oluşan setleri de tamamlayacağız. O zaman bu videoyu senin çalan telefonunla beraber bitirelim ve şeye geçelim abi, diğer ürünlere geçelim. Tabii ki de.